Alperden, Enes'e, Enes'ten, kenara, kenardan, sana iyi oynuyor, iade, bindiriyor, arkasını atıyor, artık ters kanat çek. Sen misin? O zaman yaklaşma. Aç, aç. Aç, çiz, niye bas? Kimin? Niye dön atıyorsun? Evet. Hayır, buraya, buraya. Buraya. Niye dön atıyorsun? Şartlarına göre evet. Hatta şimdi oğlum açığına. Oğlum açığına. Oğlum kucağına at. Kucağına at, açığına at, uzat. Hopa şimdi. Biraz daha açığına. Evladım açığına at. Tamam. Şimdi ikinci top. Evet. Şimdi oğlum. Hoş geldiniz. Deplasman galibiyeti iyi bir skor oldu. Hem gol yemedik hem de net bir skor 3-0'la dönmek bizim adımıza çok sevindirici. Bunun yanında oynanan oyun önemliydi. Saha şartları kötü olmasına rağmen, hava şartları kötü olmasına rağmen istekli, gayretli bir oyun vardı sahada. Bütün hafta çalıştığımızı sahaya yansıtmaya çalışan bir ekip vardı. Ve gerçekten de yaptılar bunu. Çocuklar çok net pozisyonlarımız var. Bir 10 dakika oyunda işte 2-0'dan sonra 45-55 arasında oyunda biraz koptuk. Onun dışında tekrar toparladık ve 60'tan itibaren tek 90. dakika sonuna kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Pozisyonlar, goller. Zevkli bir müsabakaydı. Gireniyle çıkanıyla herkes işini çok iyi yaptı. O da çok sevindirici bir taraflıydı işin. Tabi yani bir gülle yaz gelmez. Şimdi biz deplasmanda kazandık, iş bitmedi ama avantajlı olduk. Şöyle ki Sultanbeyli'de berabere kalınca puan farkını 6'ya düşürdük. Etli de berabere kaldı, onlarla aynı puana geldik. Bunlar avantaj. Şimdi 5 maç içeride oynayacağız. 2 deplasman, 3 içeride gibi gözüküyoruz. Bunları avantaja çevirmek zorundayız. Bu avantajı kullanmak zorundayız işin doğrusu. Ve 5 maçı da kazanmak için. Bundan sonraki her maçı kazanmak için çıkacağız ayrı. Ama şu önümüzdeki 5 maç bizim geleceğimizi tayin edecek diye düşünüyoruz. Fakat biz maç maç bakıyoruz. Önümüzde Biga maçı var. Biga'yı gittik, orada izledik. İyi bir takım. Onlar da Bozcaada'yı 3-0 yendiler. Gerçekten kaliteli oyuncuları var. Dinamik bir takım. Koşuyor, pas yapmaya çalışıyor. Bu da işimizi zorlaştıracak. Hava şartları malumunuz çok kar var. Ne olacak bilmiyoruz. Maç günü sabah nasıl olur? Temizlenir mi? Sağa oynayabilir miyiz? Oynayamaz mıyız? Onu da bilmiyorum ama saha şartlarının iyi olması lazım. Çünkü biz yerden oynayan, ayağa oynayan, dik oynayan, topu oynamaya çalışan bir takım haline geldik. Bu yüzden duamız hava şartları, saha şartları yanımızda olsun. Zor maçta kazanmak istiyoruz bir maçını. Bir sakat, bir cezalımız var. Ahmet Maran yeni transferimiz. Gerçekten kampta çok iyiydi. Yani performans olarak çok iyi işler yaptı. Onu ligde ilk maçta kullanamadık. Sakatlığı var. Bu maçta da kullanamayacağız. Sakatlığından dolayı. Tolga cezalı bildiğiniz gibi. Onun da cezasının son maçı. O da cezasını dolduruyor. Önümüzdeki hafta inşallah bir de özür dilerim. Serhat Madem var. Serhat Madem de sakatlandı. O da bu hafta yok aramızda. Büyük ihtimalle Tepecik maçında da olmayacak.
Tepecik'te de onda da yani Tepecik maçında ondan da yoksun çıkacağız. Ama tabii giren çıkan aynı işi yapmaya çalıştığı için şanslıyız biz. İyi bir kadro var elimizde. Çıkanın olmayanın yokluğunu hissettirmeyecek kadar kaliteli arkadaşlarımızla çalışıyoruz. İnşallah iyi olur. Neticede sadece burada hani eskilerden yana çok şanslıyız biz. Biz de yeni geldik ama çok çabuk sahiplendiler. İçlerine aldılar. Bizi sanki sezon başından beri buradaymış gibi karşıladılar, davranıyorlar. Teşekkür ediyorum. Gelen oyunculara da öyle davranıyorlar gerçekten. İyiler. O yüzden adaptasyonda bir problem yok. Mesela Ferhat geldi, bir idmana çıktı. Son 20 dakika oynadı orada. Vallahi iyi bir takım oluşturmaya çalışıyor. Yönetim çok gayretli. Maddi olarak büyük külfetin altına giriyorlar. Yeter ki başarı gelsin diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz de futbolcular ve teknik heyet olarak üstümüze düşeni yapacağız. Sahada gerekeni yapacağız. Ama en önemli şey taraftar. Taraftarın sabırla arkamızda durması lazım. Bizi sürekli desteklemeleri lazım. Onlarla varız. Onlar olmazsa olmayacağız. Bir kişi eksik olacağız ki nitekim bu hafta seyircisiz oynanması bizim için dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Seyirci baskımızla beraber rakibe yüklenseydik daha da etkili olabilirdik. Fakat onlara bir hediye, bundan sonraki maçlarda bizim yanımızda olmaları için bir vesile olsun diye bu maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanacağız da inşallah.